İstanbul Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çalışmaları kapsamında hazırladığımız podcast projesinin amacı sivil toplum kuruluşlarına yönelik bireylere farkındalık kazandırmak ve bilinç açılamaktır. Bu bölümde projemizin dördüncü ve son serisi Deniz Temiz Derneği Turme Vakfı ile söyleşimize başlıyoruz. Ben Sena Nur Arslan. Hoş geldiniz Sayın Hüseyin Ecekoğlu. Nasılsınız? Merhabalar çok iyiyim. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Rica ederiz. İzninizle ilk sorumla başlayayım. Tabii buyurun. E, Turmepa'nın kuruluş amacı ve hikayesi nedir? Turmepa denizleri korumak için kuruldu. Aslında gelecek nesilleri temiz bir ülke bırakmak için, Türkiye bırakmak için kuruldu. Ancak yaptığı çalışmalarla, girişimlerle birlikte genişlemeye başladı ve bugün uluslararası çalışmalarda yapan bir konuma geldi. Turmepa'yı Rahmi Koç, Sayın Rahmi Koç liderliğinde kurduk ve bunun yanında Deniz Ticaret Odası ve denizlere gönül veren ...bir avuç insanla kurulmaya başladı ve bugün on binlerce gönüllüsü olan bir yapı haline geldi. Sizin TurMEPA'daki göreviniz nedir? Bir sivil toplum kuruluşunda çalışmak ve sizin görevinizi yapmak için hangi niteliklere sahip olmak gerekir? Ben Deniz Simizler'in TurMEPA'da gönüllü bölümü yöneticisiyim. Açıkçası sivil toplum kuruluşlarına ben üniversite öğrencisiyken başladım ve... ...bu birazcık benim için bir derdi olan bir öğrencinin arayışa girmesiyle birlikte kendisini geliştirdiği bir süreç oldu. Esasında ben gerontoloji bölümü mezunuyum. Ancak e, toplumla ilgili duyduğum ilgiden dolayı ve problemlere karşı yaklaşımımdan dolayı birazcık daha toplumsal sorunlara doğru yönelmeye başladım ve bunla, bunlar için çözüm yolları aramaya başladım. Önce yaşlılıkla ilgili çalıştım, İş, e, okuduğum bölüm gereği. Sonrasında toplumsal cinsiyet çalıştım. Sonra ...toplumsal cinsiyet eşitliğini birazcık daha kapsamalı geliştirdim ve e, LGBT hareketiyle ilgili çalışmalar yaptım. Ve sonrasında da e, esas sosyal, esas holdingi kurmuş olduğu ilk fırsat programına seçildim. Ve orada da Hayata Destek Derneği'nde iletişim sorumlusu olarak çalışmaya başladım. Aslında bu birazcık benim e, yaptığım, hayatımda yaptığım, e, birazcık da biraz ilgimi çeken şeylere yoğunlaşmamla ilgili... ...gerçekleşen bir süreç oldu. Yetenek olarak belki de meraklı olmak... ...açık iletişimde olmak ve araştırmak... ...bir şeyleri sevdiğiniz zaman zaten o yetenekleri kazanıyorsunuz. Bu zor değil, hepimizde var. Sadece istediğiniz şeyden emin olduğunuz zaman... ...ona doğru ilerlemeniz yeterli diye düşünüyorum. Evet. Ve özellikle çok yetenekli olmaya gerek yok bence. Sadece çok istemek birçok şeyin anahtarı olabilir. Ee, nasıl turnuva gönüllüsü olunur? Gönüllülük başvurusundan sonra nasıl bir süreç izlenir... Ve bir Turmapa gönüllüsü neler yapar? Turmapa gönüllüsü olmak aslında bir bir süreç. Biz evet başvuruları alıyoruz ancak sen Turmapa gönüllüsü oldun diyemiyoruz. Bugüne kadar binlerce başvuru aldık, çok fazla başvuru aldık. Ancak amaca yönelik aslında çok fazla gönüllü değil, etkili gönüllüye ihtiyacımız var. Gönüllü sayısı evet bir şeyler ifade edebilir istatistiksel olarak... Ancak ne kadar etkili olduğu da çok önemli bizim için. Gönüllü programımız var. Gönüllü başvurularını alıyoruz. Sonrasında oryantasyon yapıyoruz. Oryantasyonda da denizler hakkında paylaşımlarımız oluyor. Çünkü kişilerin alanla ilgili bilgiye erişimi çok önemli. Biz ne yapıyoruz ve hangi problemleri yaşıyoruz ve nasıl çözüm bulabiliriz? Bunu anlatıyoruz ve tekrar soruyoruz. Gerçekten gönüllü olmak istiyor musunuz? Çünkü biz gönüllü Programındaki kişiyiz ve belli bir enerji kapasitemiz var. Bu yüzden bu enerjiyi çok doğru şekilde kullanmalıyız. Biliyorsunuz Sivil Toplum Kuruluşu'nun e, belli bir kapasitesi var. Birçok kuruluşun, biz ne kadar büyük bir kurum olsak da Türkiye bazında enerjimizi çok doğru kullanmak zorundayız. O yüzden de bakın durum bu. Bunu yapıyoruz, siz de buna dahil olmak ister misiniz sorusunu biz tekrar soruyoruz. Gönüllüler katılmak isterse gerçekten her koşulda dahil olabiliyorlar. Herkesi içine alabilecek programımız var. Bir kişi sadece dünyanın herhangi bir yerinde çevrilmişi olarak da bize destek olabilir. Çünkü biliyorsunuz sosyal medya artık çok güçlü. Şunu bile yapsanız işte bir paylaşımı beğenseniz altına yorum atsanız tekrar o paylaşımı paylaşsanız dahi bir etki yaratıyorsunuz. Çünkü bizim görünürlüğümüzü arttırıyorsunuz. Ya da siz herhangi bir yerde bir konuyla ilgili bir video çekip yayınlarsanız kendi etrafınızı aslında bilinçlendirmiş oluyorsunuz. O yüzden Turmepa'da gönüllü olmanın bir sınırı yok. Sadece bazı çerçeveleri var. Biri çevrim içi gönüllülük. Çevrim içi olarak gönüllü olabiliyorsunuz. Ya da bizim sahada yaptığımız çalışmalar var. Sahada gönüllü olabiliyorsunuz. Sadece başka olup bundan emin olmanız yeterli. Bu yıl için planladığınız projelerin içeriğinden bahsedebilir misiniz? Projelerin uzun vadeli hedefleri nelerdir ve bu hedeflere ulaşmak için stratejilerinizi nasıl belirliyorsunuz? Aslında biz uzun süreli projelere birazcık daha adım atıyoruz. Kısa süreli projeler değil ama şöyle çalışmalar oluyor. Yani yıl bazında yaptığımız bazı tematik çalışmalar oluyor. Mesela bu yıl birazcık daha amaçlar için ortaklıklar biliyorsunuz. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının 17. maddesi ortaklıklar üzerine odaklanmış durumda. Ve biz e, bir aslında bölüm olarak da çalıştığım gönüllü ekibi olarak da şuna inanıyoruz. Birlikte hareket edersek daha güçlü oluruz. Zaten gönüllülük bilinci de bunun için var. Ve farklı alanlarda çalışsak da birlikte hareket edebileceğimiz kurumlarla temasa geçip onlarla birlikte etkinlikler yapıyoruz. Mesela son olarak Pera Müzesi'nde bir etkinlik gerçekleştirdik. Burada biz deniz alanında çalışma yaparken Pera birazcık daha sanat odaklı çalışmalar yapan yani bir kurum biliyorsunuz ve biz bir araya geldiğimizde ortaya çok güzel şeyler çıktı. İnsanlar daha çok etkilendi ve gerçekten birazcık daha dokunur çalışmalar yaptık. O yüzden farklı alanda çalışan kurumların bir araya gelmesini çok önemsiyoruz. Özellikle bu yıl birazcık buna odaklandık. Ve gönüllerle daha çok bir araya gelip o ilet, ilişkiyi arttırmak, o bağları kuvvetlendirmek için bazı çalışmaları, düş, çalışmalar yapmayı düşünüyoruz. Aslında bu da yine ortaklık diye düşünebilirsiniz ama bu birazcık daha Günler arası ortaklık diye düşünebiliriz. Daha fazla teşvik edebilmek için. Aynen öyle. Kesinlikle. Daha çok teşvik etmek, bağ kurmak ve e, aslında insanlara bir şeyler yapabileceklerini göstermek. Küçük şeylerle. En son mesela deterjan atölyesi yaptık. Kendi de her, deterjanımızı çok kolay nasıl yapabiliriz anlattık. Ve çok basit bir şekilde gerçekten doğal ve çok iyi temizleyen bir deterjan yaptı herkes. Bunu deneyimledi. Biz bunları göstermeye de çalışıyoruz kısa kısa etkinliklerde, gönüllerde yaptığımız çalışmalarda. Bir de kıyı kurma programımız var. Bu da çok önemsediğimiz bir program. Çünkü aslında burada özel sektörün desteğini alıyoruz. Bir de farklı gönüllü profillerimiz var. İşte üniversite öğrencileri oluyor bazen, bazen üniversite mezunu ya da sivil doğrudan kamu oluyor. Ya da özel sektör çalışanları oluyor doğrudan hedeflediğimiz gruplardan biri. Özel sektör çalışanlarıyla birlikte kıyılarda atık topluyoruz. Ve bunu yaparken de gerçekten yine takım ruhunu güçlendirecek çalışmalar yapıyoruz. Ve sivil toplumdan aldığımız deneyimleri aslında orada herkese paylaşıyoruz ki onlar da hem sivil toplum kuruluşlarını tanımış oluyor hem de e, adamla ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmiş oluyorlar. Bu da çok kıymetli. Çünkü gerçekten daha önce sivil toplumla tanışmamış e, ve çok farklı sektörde çalışan insanların sivil topluma dair olması bir şekilde gerçekten kıymetli ve aynı zamanda bunu yaparken bir kurumla tek bir günlük aktivite yapıyoruz ama sonrasında başka bir kurumla, başka bir kurumla farklı sektörlerle yaptığımızda yıl bazında onlarca kuruma ulaşmış oluyoruz. Geçen sene e, hep birlikte yani yaklaşık olarak 3000 özel sektör çalışanıyla birlikte sahadaydık. Kıyıtımızda bir aktivitesi yaptık ve 6000 kilogram atık topladık. Aslında bizim odaklandığımız nokta kıyılardan atık toplamak değildi insanlara bir şeyleri göstermek, bir şeyleri anlatmakta derdimiz. Ancak yıl sonunda baktığımızda wow, atıkta toplamışız ve gerçekten etkili bir şekilde bu bizi şaşırttı. maalesef kıyılarımız çok kirli, bunu görmek üzücü ama yapmış olduğumuz etkinin büyüklüğü bize iyi geldi açıkçası. E, peki ilerleyen dönemler için hedefleriniz nelerdir? Ve bu hedefleri belirlerken ne tür araştırmalar yapıyorsunuz? Hedefleri kimlerle belirliyorsunuz? Nasıl? Biz program yapınca gönüllerimize danışıyoruz. Ve danışman hocalarımız var. Onlar, onlar da iletişim halindeyiz sürekli. Çünkü akademinin ve sivil toplumun birlikte çalışmasının etkili olduğunu biliyoruz. Görüyoruz da yaptığımız çalışmalardan. Ve birazcık daha özellikle bu dönemde çok fazla araştırma yapıyoruz. Çünkü çok fazla gelişme oluyor dünyada. Ve bu dünya trendlerine ayak uydurmamız lazım. Ve biz biliyoruz ki bugün aslında küresel iklim kriziyle mücadelede ya da daha temizler için yaptığımız mücadelede ...teknolojilerin önemi çok büyük. İşte daha doğa dostu teknolojiler, çevreye zarar vermeyen teknolojiler... ...işte yapay zekanın gün kriziyle mücadelede... ...ya da karbon yakalama teknolojilerinde çok etkili olacağını düşünüyoruz. Ve aslında e, anahtarın orada olduğunu düşünüyoruz. Evet bugün çok fazla tartışma var bu konuda. E, yapay zeka çok fazla şu anda su tüketimine yol açıyor. Çok fazla enerji harcanmasına yol açıyor. Ancak akıllı bir şekilde güzel bir şekilde ilerlerse çözüm aslında çözümden çözümlerden biri de belki de çok büyük kısmı da oradan gelebilir. O yüzden bu konuda umutluyuz. Birincisi bu. Hani yaptığımız araştırmalar birazcık bu yönde e, ve uyum sağlamaya yönelik gelişen dünyada biz neredeyiz ve ne yapacağız. Diğer yönden de biliyorsunuz pandemi sonrasında farklı bir düzene geçtik. Çoğumuz evden çalıştı ve halen evden çalışıyoruz. Bir kısmımız ve insanlar e, online ortamda bir şeyler yapmaya becerisi kazandı. Ve biz de buna yönelik çalışmaları güçlendirdik. Ve tabii ki bunun yanında bazı eksiklikler de oldu. İnsanlar daha çok sahada bir araya gelmek istedi. Biz bunu da tekrar daha güçlü bir şekilde yapmaya başladık. Aslında biz birazcık daha toplumun nabzını yokluyoruz. Neye ihtiyaç var ve insanların nereden yakalayabiliriz? Ve yakaladığımızda ne anlatabiliriz? Çünkü denizleri korumak için... Aslında bir şeyleri anlatmamız ve doğru şekilde anlatmamız lazım. Ee, anlatacak çok şeyimiz var ve her fırsatta gerçekten bir şeyler anlatmak için çabalıyoruz. Yaptığınız çalışmalarda iklim değişikliğinin hangi etkilerini gözlemliyorsunuz? İklim e Iklim değişikliğinin aslında biz doğrudan insanlarda bir araya geldiğinde çok fazla hikaye duyuyoruz. Ya da workshoplar yaptığımızda ya da uluslararası bir toplantıya katıldığımızda hikayeler duyuyoruz. Duyduğumuz hikayelerden ve yaşadığımız deneyimlerden ülke olarak iklim kriziyle aslında yüz yüze geldiğim, geldiğimiz noktadayız. Iklim krizini evet belki de sıcaklık artışının yol açmış olduğu bazı sonuçlar var ki müsiracı gördük hep beraber hep birlikte tanıklık ettik. Ee, ve iklim krizinin sonuçlarından biriydi Müslülaj. Ve biz işte yaptığımız çalışmalarda Müslülaj'ı toplamaya yönelik bazı çalışmalar yaptık. Bir projeyi hazırladık, Mavi Nefes projesi. Marmara bölgesindeki e, bulunan şehirlerde eğitimler verdik ve bir karavanımız o şehirleri gezdi. Gerçekten üç ayaklı e, bir program oldu, bir proje oldu. Üç yıl boyunca yaptık ve onu yapmaya devam edeceğiz. Aslında iklim krizi bizim yaptığımız çalışmaları da şekillendiriyor. Çünkü çalıştığımız alan bir yerde odaklandığımız noktalardan biri ve anlattığımız bir konu. O yüzden iklim kriziyle tanışıyor musunuz, hissediyor musunuz diye soruyoruz. Ancak şöyle bir e, durum da var. Biz bunu anlatırken insanlara şunu da farkındayız. Bu insanlarda korku da yaratıyor. Bazen öyle bir felaket senaryoları geliyor ki hepimiz öleceğiz tadında. ...bayağı şeyler var şu anda. Sosyal medyada dolaşan çok fazla içerik var. İşte az kaldı dünyanın sonu, işte dünya ayakta kalacak ama siz insanlar öleceksiniz gibi böyle korku rüzgarı var. Bu iyi gelmiyor açıkçası. Bu korkutuyor ve insanların sağlığına zarar veriyor. Evet. Psikolojik olarak, mente olarak insanların gerçekten sağlığını tehdit eden bir şey. Belki bazı insanlar bu kadar etkilenmeyebilir ama birçok insan bundan gerçekten etkileniyor. O yüzden biz de söylemlerimize dikkat ediyoruz. Şöyle dikkat ediyoruz. Her zaman gerçekten bir çözüm yolu var ve biz onu da gösteriyoruz. Her şeyin sonu gelmiş gibi anlatmak gerçekten doğru değil. Öyleyse zaten biz neden bu işi yapıyoruz? En büyük şey hani gerek yoksa aynı da... zamanda çok da tetikleyici bir şey, kötü bir şey duymak ve daha da kötü gideceğine inanmak o nedenle gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bazen ben de öyle hissedip daha da gerileyebiliyorum bu konu Evet bu bir süreç. Aslında biz bunu insanlara şunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu bir süreç. Ee, yarın dünya sonu gelmeyecek. Buna daha var. Ve e, biz bu süre zarfında şanslıyız. Çünkü bunu durdurabiliriz. Teknolojilerle, yapacağımız çalışmalarla. Yavaşlatabiliriz. Teknolojiye zaman kazandırabiliriz. Teknolojik gelişmeler için. O yüzden açıkçası hani ben uzun vadede baktığımda bunun çözüleceğini görüyorum. Ben görüyorum ki çözülecek de. ...doğru şekilde ilerlerse teknoloji hızla devam ederse... ...birçok şeyi çözebiliriz diye düşünüyorum. Bunu duyduğuma çok sevindim gerçekten. E, projelerde karşılaştığınız zorluklar nelerdir... ...ve bu zorlukları aşmak için ne gibi önlemler alıyorsunuz? Projeler, evet çok güzel bir soru. Her zaman bir proje varsa <laughs> sorun her zamandır. Yani bu aslında proje yönetiminin bir parçasıdır. Kriz yönetimi. Yani her zaman kriz olacak. O yüzden biz buna çok hazırlıklı, hazırlıklıyız zaten yani deneyimsel olarak da. Ve o anda ne yapılması gerekiyorsa kriz anında kimseye zarar vermeden çözüyoruz. Olağan akışında sağlanmasını gerçekleştiriyoruz. Zorluklar kısmında gönüllü çalışmalarından bahsettim. İşte gönüllülerin birazcık daha Anladım. bazı engelleri oluyor. O engelleri kaldırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Ee, ...o riskleri azaltmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Tabii ki bazı gönüllülerin... ...belki sorun, problem ya da engel olarak adlandırabilirsiniz. Sivil topluma karşı bir e, korkusu var. O yüzden e, sivil toplumun aslında... E, ...nasıl bir şey olduğunu gerçekte onu anlatıyoruz. E, ve insan, daha çok insanın sivil topluma dahil olması için fırsat yaratıyoruz. Bu engel ve sorunlardan biri. Ve yaptığımız çalışmalarda diğer engellerden biri... E, işimiz gereği çok fazla kurumla işbirliği içindeyiz. İşte belediyelerle, bakanlıklarla, üniversitelerle birçok kurumla da işbirliği içinde olmamız lazım zaten. Belediye kısmında bazen e, sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Bunu olan görüyorum. Birazcık belediyeleri korkusuz da şu yönde biz atık toplama e, hareketini gerçekleştireceğimiz zaman belediyeler korkuyor çünkü şey diyorlar. bizi güçsüz gösteriyor. Biz temizleyemiyor muyuz? Ya da işte biz temizlik yaparken ...oradan arayan insanlar oluyormuş Gerçekten şikayet ediyorlarmış. Neden belediye ekipleri temizlemiyor? İşte vatandaş temizliyor. Gördükleri için belki de olumsuz bir etkiyle... ...sonuçlanabileceğine varsayıyorlar. Evet. Bir korku var. Farklı bir çatışma var... ...toplum içinde. O yüzden o birazcık... ...kriz yaratabiliyor. Ama biz bir şekilde... ...işte ilişkilerimizi güçlendirerek... ...kendimizi daha çok anlatarak... ...bir yüz yüze görüşmeler yaparak... ...aslında bizim niyetimiz bu. İşte biz dünya için... ...güzel bir şey yapmaya çalışıyoruz ve eminim siz de istiyorsunuz birlikte hareket edelim. Yani son olarak da mesela gittiğimiz her yerde belediyelerde işbirliği yapıyoruz. Topladığımız atıkları belediyeye teslim ediyoruz. Belediyede ilgili tesislere iletiyorlar bu şekilde. Aslında her bir kriz kendi fırsatını da yaratıyor. Ee, bu çatışma aslında işbirliği fırsatı, diyalog fırsatı yarattı ve biz bundan dönüştürdük diyebilirim. Proje sürecinde yerel topluluğun katılımını artırmak için hangi etkinlikler, programlar düzenleniyor? Herkesin dahil olabilmesi için uluslararası etkinlikler organize ediyoruz. Bunlardan biri ICC, Uluslararası Kıyı Temizleme Etkinliği. Bu tarz çalışmalar yapıyoruz ve tabii ki kamusal alanda her yerde duyuruyoruz bu etkinlikleri. Amacımız kalabalık bir hareket yaratmak. Evet yine kıyıları temizlemek ama bunun herkesin görmesini sağlamak. Birazcık daha yine derdimiz bir şeyleri anlatmak olduğu için ne kadar çok kalabalık olursak o kadar çok şey anlatırız. Bunu sadece tabii ki fiziksel ortamda değil, sosyal medyada da öyle. İşte kitleleri çekmek için sosyal medya paylaşımları yapıyoruz. Yine herkes Deniz Temiz Derneği turma hesaplarını takip edebilir. Bizi, bize destek, oradan destek bulabilir. Diyebilirim. Turmepa'nın yaptığı başarılı projelerden örnekler verebilir misiniz? Evet, 30 yıllık bir dernekten bahsediyoruz. Turmepa 30 yaşında, bu yıl 30 yaşında ve bunun hazırlıklarını yapıyoruz. Gerçekten Turmepa bugüne kadar çok güzel örnek çalışmalar yaptı. Türkiye ilk deniz süpürgesini getiren kurum oldu ve bu sayede deniz süpürgeleri ülkede yaygınlaştı. Sonrasında çok hızlı bir şekilde denizleri koruma deklarasyonu yayınladı. Ve bu, bu uluslararası camiada gerçekten ses uyandırdı ve birçok kurumun altında imzası olan bir deklarasyondu. Bugün atık alım tekneleri var güney sahillerinde. Ee, büyük bir eğitim programımız var. Ve bakanlıklarla işbirliği yaparak okullara gidiyoruz. Çevrim içi ve yüz yüze etkinlikler yapıyoruz. Atık müzemiz var. Çok güzel bir proje olan Mavi Nefes projesi var. Aslında Turmepa her dönem büyük projeler yapıyor. Ve bu 30 yaşına gerçekten çok fazla proje yaptı. Benim bildiğim temizlik ürünleri var ayrı olarak. Tabii, evet. Ve çok daha faydalı doğaya. O yüzden onları kullanmamız çok daha iyi olabilir. Kesinlikle ve evet. E, Turmepa e, genellikle örnek çalışmalar yapıyor ve belediyeye de anlatıyoruz. E, hatta bazen belediyeyi hibe ediyoruz. Süpürgelerden birini belediyeye hibe etmiştik. Onlar çalıştırmıştı. Ve bazıları işte benzer çalışmalar yaptı ülkenin birçok yerinde. Temizlik ürünleri de bunlardan biri. Şu anda biz Turmepa'nın gerçekten yaygın bir temizlik ürünleri var. İşte... Birçok deterjan ürünü var, temizlik ürünü var. Bunlar doğa dostu. Doğaya zarar vermiyor. Ve doğaya zarar vermediği için tabii ki bize de çok çok daha az zarar veriyor. Diğer şeylere kıyasla hatta vermiyor. Ee, o yüzden çok güzel bir örnek. Turmepo ürünlerinin kullanılmasını tabii ki tavsiye ediyoruz. Ya da kendi ürünlerinizi kendinizin üretmesini tavsiye ediyoruz. Turmepo deniz teknesi gibi yaz dönemine özel yapılan başka çalışmalarınız var mı? Şöyle e, deniz süpürgeleri tabii ki yazın çok daha aktif olarak çalışıyorlar. Güneydeki tekneler özellikle Mayıs ayından itibaren e, sahaya çıkıyorlar ve atıklı, atık toplamaya başlıyorlar. Diğer teknelerden atıkları topluyorlar. Atık alım tekneleri onlar. Bu şekilde yazın tabii ki daha çok yoğunlaşıyor çünkü deniz daha yol kullanılıyor ve daha çok kilitliyor maalesef. O yüzden biz de daha çok e, çalışıyoruz ki biz aynı zamanda yaz yaz döneminde daha fazla temizleme etkinliği yapıyoruz. Çünkü plajlar ne kadar çok kullanılırsa maalesef o oranda kirleniyor. E, çocuklar için yapılan eğitim kampları gibi üniversite öğrencilerinin de katılabileceği kamplar ya da etkinlikler gibi projeleriniz var mı? Çünkü ben e, web sitenizde incelediğimde çocuklar için olan kampı gördüm. E, hem bir şeyler öğreniyorlar gerçekten hem de e, güzel bir fırsat yakalamış oluyorlar. Ve açıkçası çok imrendim onlara o yüzden sormak istedim. Evet yetişkinler için de eğitici eğitimi kamplarımız oldu geçmişte. Ee, ve aslında kamp fikri gerçekten çok güzel tekrar düşünüyoruz tekrar hayata geçirmeyi düşünüyoruz çünkü bunun gerçekten insanlara kattığı şey çok büyük ee, sadece yaptığımız işi anlatmak değil aynı zamanda insanların e, bağını güçlendirmekle ilgili ve katılımcıların kendisini geliştirdiği bir süreç oluyor gerçekten çok fazla yani yaptığımız aslında bizim yaptığımız işin yanında gönüllerin gelişimini de görüyoruz ve bunu önemsiyoruz. Çünkü güçlü gönüllüler birçok anlamda dünyamız için çok önemli, çok kıymetli. Sadece dediğim gibi işte sürdürülebilir kalkınma amaçlarından bahsederken ortaklıklar çok önemli. Tek bir alanda çalışmak diye sadece evet biz deniz odaklı bir kurumuz. Ancak gençlerin güçlenmesi, işte toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, toplumdaki, dünyadaki birçok problemin daha iyi gitmesi hep bütün her şey yarar sağlayacak. İşte teknolojinin doğru bir şekilde ilerlemesi birçok problemin de çözülmesine sebep olabilir. Tabii ki nasıl kullandığına göre değişebilir bunlar. Ancak iyi yönde kullanılırsa hepimizin yararına olacak. gönül gönülleri o yüzden e, bu kamp fikrini e, tekrar gündemimize aldık. 30. yıl olduğu için çok yoğunuz bu dönem yapacağımız çalışmalardan dolayı. Ancak belki de önümüzdeki yıllarda tekrar bir kamp düşünüyoruz. Ee, ve son olarak biz TURMEPA'ya nasıl destek olabiliriz? Nasıl destek olabilirsiniz? Instagram hesaplarımızı takip edebilirsiniz ve oradan çalışmalarımıza dahil olabilirsiniz. Instagram hesaplarımızı söyleyeyim. Deniz Temiz Derneği, TURMEPA ve TURMEPA Gönüllüleri. Aynı zamanda TURMEPA sayfasına girip sağ aşağıda Gönüllü Ol butonu var. Turuncu renkte ona tıklayıp Gönüllü Formu doldurabilirsiniz. Gönüllümüz olabilirsiniz. ...birçok şeyle destek olabilirsiniz. Bağış yapabilirsiniz. Turmepa ürünlerini kullanabilirsiniz. Turmepa'yı anlatabilirsiniz. Ya da hiçbir şey yapamıyorsanız... ...şunu yapabilirsiniz. Yani biz zaten... E, ...amacımız birazcık daha... ...atıkların... E, ...doğru şekilde yönetilmesini sağlamak birazcık da. O yüzden siz de... ...bir ürünü alırken... ...ve atarken, bertaraf ederken... ...düşünmeniz. İşte bir şeyleri alırken... ...gerçekten ihtiyacınız var mı? Alternatifin var mı? doğa dostu olanı var mı? İkinci eli var mı? Ya da kendimi yapabilir miyim gibi şeyleri düşünüp almak ihtiyacınız doğrultusunda. Ya da atarken de ayrıştırabilir miyim? Ee, ya da işte ben bu atı başka bir şekilde kullanabilir miyim? Başka birine verebilir miyim? Ya da atıyorsam da işte doğru kutu neresi? Nereye atabilirim? Ya da bertaraf etmem gerekiyorsa Tehlikeli bir atık sen nereye atabilirim, nereye nasıl uzaklaştırabilirim ki bunu yapabilir. Hani TurMepa'dan bağımsız olarak da bize destek olabilir. İzninizle şunu da eklemek isterim. Aynı zamanda çok da güzel bir YouTube kanalımız var. Ve farklı uzmanlarla farklı konuları ele alıyorsunuz. Ben de birkaçını izledim ve gerçekten bilmediğim şeyleri öğrenmek daha iyi geldi. Daha bilinçli olmak için güzel bir adım olacağını düşünüyorum. Bu yoğun döneminizde geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Sorularımı cevaplandırdığınız için sağ olun. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun.